Hello, mutlu yıllar. Evet, bugün sizlere harika hediyeler yapacağım. Şöyle, bu iş arkadaşlarınız olsun, yakın arkadaşlarınız olsun, ne alacağım diye düşündüğünüz fakat bir türlü o hediyeyi bulamadığınız çok güzel bir hediye olacak. Yani çok düşündüğünüz fakat böyle pratik aslında yapılabilecek çok güzel bir hediye. Hem de el emeğiniz ekstra bir güzel olacak. Şimdi şöyle başlayabiliriz. İlk önce bunları Ikea'dan aldım. İki tane siyah ve kırmızı, iki tane saksı. Bu saksılardan başlayabiliriz. Öncelikle erkek hediyesinden başlayalım. Herhangi bir erkek arkadaşınız, iş arkadaşınız olabilir. Erkek arkadaşınız olabilir. Normal arkadaşınız olabilir. Çekilişten illaki bir erkek çıkıyor çünkü. Erkeklere de hediye almak birazcık problem doğrusu. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hemen size göstereyim. Şöyle bir çorap. Gördüğünüz klasiktir. Yılbaşı çorapları. Bu kırmızısı daha meşhurdur ama bence bu daha tatlı. Daha çok giyebilir. Bunu içine koyuyoruz. İçleri boş bu arada bu kutuların. Dibine birazcık şöyle rafyalar var. Bunlardan atıyoruz. Evet, şöyle dibine. Bakın göreceksiniz zaten. Bir şekilde yerleştirdim. İçlerine minik tatlı böyle çikolatalar atabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Ama bunları ilk önce bir şey daha söylemek istiyorum. Şöyle küçük kitaplar var. Mesela cep kitabı diyoruz bunlara. Bunlardan edinebilirsiniz. Çok güzel. Bence bunu da bunun içine koyalım. Cep kitabı. Şöyle koydum. Evet, şöyle göreceksiniz. Şimdi bunun içine kenarlarına, boşluklarına minik minik hediyeler yerleştireceğiz. Benim aklıma şunlar geldi. Bunları Kadıköy'den almıştım. Minik hediyeler, para, başarı, bakalım, sağlık, aşk ve şans kutuları. Bu kutulardan hediyelik olarak almıştım. Bu tarz bir şey siz kendiniz de yapabilirsiniz. Satın da alabilirsiniz. Ben bunlardan bir tane atıyorum. Mesela ne atalım? Tabii love atmayın eğer arkadaşınızsa. Ben buna başarı atıyorum. Şimdi içine şu çikolatalarımızdan atalım. Şu Napolitanlardan kutular alıp mesela Coco Star. En sevdiği çikolatayı biliyorsanız daha tatlı olacaktır. Hatta şöyle gözükebilecek bir şekilde koyalım. Evet. Mesela şu gofretlerden koyabiliriz bakın. Gayet ofiste falan ofis arkadaşınızsa daha tatlı olur mesela ofisinizde beraber yersiniz. şimdi birkaç tane daha hediyem var. Bakalım. Burada mesela şans bilekliği var. Bu şans bileklikleri de aynı şekilde genellikle mesela bu kutuyu bulamıyorsanız şans bilekliği de atabilirsiniz. Bunların da aynı şekilde para, aşk, mutluluk, iş gibi böyle bir sürü dalı var. Onlardan da koyabilirsiniz. Bunu da hemen ekliyorum. Hani böyle dolu dolu bir hediye olsun istiyorum. Bunu da içine koydum. Birkaç parça daha çikolata koyabilirsiniz. Mesela şu Kinder yazıyor. Bunlar da olabilir. Bakıyorum. Ne koyalım? Ha evet, şu şekerlemelerden var. Bakın. Sosyete şeker diyoruz biz buna. Bunlardan koyabiliriz. Bunu da ben ekliyorum. Şöyle kenardan koydum. Bakın şu şekilde olacak. Daha da yüksek böyle bir hediye yapmak istiyorsanız altına böyle pamuk doldurabilirsiniz. Pamuklar falan. Çok tatlı olacaktır. Şimdi bunun içine başka ne koyalım? Mesela böyle el kremleri var. Masada kullanım için. İsterseniz bunu ekleyebilirsiniz. Ben eklemek istemedim şu an. Bakalım başka neyim? Evet, şöyle bir çikolata daha var. Bunu da ekleyebiliriz. Şöyle koyayım. Böyle dolu dolu gözükmesi için bence çok ideal. Şu şekilde. Şimdi bunu şöyle bir hasır iplikle süsleyebiliriz.
Evet. Evet. Hediyemiz hazır. Tada. Evet, bu erkekler için olandı. Bunu bu şekilde dediğim gibi herkese verebilirsiniz. İstediğiniz, hani arkadaşınızın sevdiği her şeyi doldurabilirsiniz ve çok tatlı bir hediye olacağına eminim. Böyle bir sürprize giderseniz çok mutlu olacaktır. Evet, şimdi ikinci hediyemize geçiyoruz. Bunu hemen buraya koyalım. Bu da bayanlara. Şimdi öncelikle bayanlar için bir sürü alabileceğiniz ufak tefek hediyeler var. Bunlardan hemen size başlıyorum. Evet, öncelikle sabun. Bunları artık bu şekilde çok kolay temin edebiliyorsunuz ve bayanlar bunların kokularına bayılıyorlar. Hemen bunlardan birer tane temin edebilirsiniz. Bunu kutumuzun içine koyabiliriz. Şöyle ben de şu şekilde... Aldım. Neyse kalsın, ben orayı toplayacağım. Evet, ilk öncelikle... Ben toplayayım ya. Bir dakika. Tamam, burada kalabilirler. Şimdi bayanlar için hemen başlayalım. İlk önce dibine birazcık bu süt kağıtlarımızdan koyuyoruz. Hoppa. Şimdi... Bayanların en vazgeçemeyeceği şeylerden biri de ojeler. Evet, yeni yılda bordo ve kırmızı renkte oje veya mor. Ben bunları kullandım. Bunlardan kesinlikle koyarsanız çok hoşuna gidecektir. Çünkü yeni yılda bu tonlarda renkler çok moda, biliyorsunuz. Evet, bunlardan da koyacağım içine. Öncelikle dibinde dolu doldurması için. Ben şöyle bir defter aldım. Bunu Madame Coco'dan almıştım. Şöyle gösterebilirim. Çok tatlı. Not defteri. Çok güzel. Bayanlar böyle şeylere bayılır zaten. Hemen bunu ekliyorum. Şimdi bunun yanına bir de tabii ki vazgeçilmez el kremi. Bunu da hemen ekliyorum. Çok güzel kokusu var bu arada. Tavsiye ederim. Bakın böyle kayboluyor. Onun için dibine eklemeler yapacağız. Bu peri kağıtlarından bolca atıyoruz. Böyle çıkacak şekilde de olsun. Daha tatlı duruyor. Evet. Şöyle koyabiliriz. İçine şöyle çikolatalar atalım. Kenardan gözüksün bunlardan. Şöyle arkadan koysak. Pelin desteği alalım. Şöyle başlayalım koymaya. Evet, tabii ki çikolata vazgeçilmezimiz. Bunu da ekliyorum. Şöyle minik minik çikolatalar. Bunları da içine atıyorum. Gözükebilecek şekilde. Bu ojelerden bir tane atıyorum. Evet, başka ne atabiliriz? Hemen. Şöyle bir kitap ayrıcı atabiliriz. Bakın, Türkan Şoray. Kitapçılarda gayet güzel tatlı hediyelikler var zaten bu tarz. Ben çok sevdiğim için bunu da koyma isteğinde bulundum. Evet, şöyle bir yerleştirelim bunları. Şimdi bu benim şans kutularımdan da birer tane ekliyorum. Ve tabii ki aşk ekliyorum. Kırmızı olsun, kırmızı kırmızı. Ve ne koyalım? Evet, bu kutularımızdan koyabiliriz. Bunu ekleyelim şu kenardan. Dolu dolu bir hediye oldu. Bakın, gösteriyorum içine. Çok tatlı. Şimdi bunu bir süsleyeyim hemen.
zaten hazır. Bayanlar da bu şekilde çok tatlı hediyeler hazırlayabilirsiniz. Evet, birlikte bu iki şahane hediyeyi hazırladık. Dediğim gibi arkadaşlarınıza, dostlarınıza harika bir hediye olacaktır. Çok seveceklerdir. Hem yedikçe mutlu olacaklar, hem de kullandıkça size hatırlayacakları tatlı hediyeler kesinlikle. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.